Herkese merhabalar. Bugün ben hiç video çekmedim bu saate kadar. Çünkü merhabalar. Hiç fırsatım olmadı sanırım. Ne yaptım? Kalktım. Göktuğ okula gitti, geldi. Ben dükkana indim. Yer annem bıraktı. Sütümü aldım, geldim. Şimdi Göktuğ yemek yiyecek. Ondan sonra parka gidecek. Kızlar banyo yaptı. Annem götürdü beni. Okula gitti geldi, yani hani okula gittiğini söylemek istedim. Gelirken Dursun Dede ile geldi. Şimdi Dursun Dede bunları parka götürecek. Hava güneşli. Biraz hani iyi hava. Gitsinler bir saat oynasınlar. Ben de o arada sütü falan pişiririm. Dediğim gibi kızlar banyo yaptı. Kızlar biraz rahatsızlar. Evdeler ondan dolayı. Başka da bir şey yok. Günümüz böyle geçiyor. Değil mi Göktuğ? Sen ne yaptın okulda? Sen anlat. Okulda. Ders çalıştım. Teneffüslerde bir teneffüste yemek yedim. Diğerlerinde 3 teneffüs, 4 teneffüs seksik çalıştım. İyi. Diğer kalanlarında okulda gezdim. İyi yaptın. Hava da güzel ya bugün. Böyle günümüz böyle geçiyor. Evdeyiz yani bugün. Dışarı ekmek falan almaya çıkar mıyım bilmiyorum. Yemek falan yapacağım. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Ay, bugün üzerimde böyle bir şeylik var. Yat da hiç kalkma. Hasta mı olacağım, ne olacağım bilmiyorum. Böyle uzandım. Kalktım. İçimi de darladı bu kaybolan çocuk. Anneler. Mutfağa gireceğim yemek yapmak için. Sesim de gitmeye başlamış. Mevlana Mahallesi'nin güneşli haline bakalım istedim. Size de göstereyim. Bir kuş bakışı. Gayet her şey yolunda mahallede. İntin kapısı kapalı. Yukarılar sıcak da aşağılar serin gibi. Güneş olmayan yer. Ay, çiçekler ne alemdeymiş. Büyümeye başlamışlar. Şunlar. Seviyorum bunlara bakıp bunlarla konuşmayı. Otlar bile büyümüş. Büyümez büyümez dediğim çiçek. Çiçekler bile açtı. Maşallah. Göktuğ parkta gelemedi hala. Neyse, ben yavaş yavaş mutfağa gideyim. Evet, sütüm geldi demiştim ya. Bu hafta sütüm benim en çok sevdiğim şekilde geldi. Bidonda geldi çünkü ben poşetteki sütle gerçekten alışmıştım ama mücadelem farklıydı yani. Oh, ne güzel ya, budur yani. Gerçekten budur. Olay budur yani. Yumurta da aldık da yumurtayı getiremedim ben. Kırarım diye. Tamam. Lök lök lök. Lök lök lök. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm ocağı koydum. Geri kalanı da küçük tencereye koyayım. Bu da buna denk geldi. Küçük tencereyi şey için ayırıyorum. İçmelik olarak da. Sütlerimi ocağa koydum. Bugün ne yemek yapmayı düşünüyorum? Karışık kızartma ve köfte yapacağım. Bakalım. Ben malzemelerimi hazırlayayım. Köftenin malzemelerini hazırladım. Bir tek maydanozum doğranacak. Onu da doğrayıp köftemin yapım aşamasına geçiyorum. Ay, gün geçtikçe ne böyle yeni yeni mi vuruyor? Ramazan bilmiyorum ama bugün kendimi böyle enerji olarak düşük hissediyorum.
Gece sahur bekle tabii, sabah okul. Tempo. Vücut dayanmıyor demek ki. Bazı yerde. Sanki şurada toz gördüm gibi. Kontrol etmek istedim. Şuna yapacağım köftemi. Kıymanın kendi kabına. Maydanozlu anne köftesi. Kuru köfte olarak yapacağım. Hep sebzeli fırında falan yaptım. Bugün böyle kuru köfte yapayım dedim. Ay, kıyma da ne kadar soğukmuş. Yoğuralım köftemizi. Soğuk soğuk. Kıyma soğuk. Yoğurma işlemini güzelce bitirdim. Şöyle güzel anne köfteleri. Öte yandan da sütümü takip ediyorum. Küçük pişmeye yaklaştı da. Bugün Perşembe, yarın haftanın son günü. Tam bir hafta bugün Ramazan. Ömürden bir gün daha. Bayrama da 3 hafta kaldı. Sanırım 23 Nisan bayramıyla Ramazan bayramı aynı zamana denk geliyor. Sanki okul grubunda öyle bir şey yazmışlardı. Tam aklımda değil. Sütün altına biraz kıstım şu küçüğü. Normalde sütlaç yapmak istiyordum ama tatlı var. Bittiğinde yaparım. Ekmek tatlısı bir şaheser olmuş. Efsane bir şey olmuş. Komşuma da verdim. Özlem'e de verdim ondan. Dükkana da indirdim. Kırtasiyedeki ablaya da verdim. Çok yaptım ya, herkes yesin. İftardan sonra mis. Tam kan şekeri yerine getirecek. Ben hani muhallebisini içine ve şerbetine çok şeker koymadığım için hani çok baymadı. Baymıyor yani. Hani çok şeker koysan evet krem şantiyle birlikte bayar. Karamelize kendim de. Normalde ben karamiyo çikolata vardı. Bir tek karamel olarak onu sevdim. Bir de traliçenin üzerinde bazen karamel oluyor ya. Hani onu seviyorum ama böyle hani ekmek tatlısını karamelize sevmiyorum. Bir gün de şey yaparım.
Muhallebilik kadayıf yapmak istiyorum. Sütlaç zaten her zaman yapıyorum. Traliçe olabilir. Traliçe de değişik bir lezzet. Ama hiç Ali Beyköy'e de tulum almaya gitmedik yani. Gerçi daha bir hafta daha var. Geçen sene iki akşamda bir gidiyorduk. Bir de ben sigarayı da yeni bırakmıştım o zamanlar. Allah! Nasıl canım çekiyordu onu. Millet çekirdek yer sigarayı bırakır böyle tulumba tatlısı. Ama onun da tulumbası böyle iri ve sıcak yani. O sıcağa gidince yani ben yiyemedim. Hani az alıyordu. Az dediğim de bir kilo yani. İri olduğu için. Böyle içinden karıştırıp buharı çıkarsa yoğurdu falan pişmesi daha sağlıklı oluyor. Tabii bunu hepiniz biliyorsunuzdur muhtemelen. Ben şunu karıştırayım. Bu daha yeni kıvama gelmeye başlamış. Geçen haftadan bir kavanoz yoğurdum kaldı. 1 litrelik kavanozda. Onları bu akşam ayran yaparım. Yarın zaten abla izin verirse yeni yoğurtlarımız olur. Ne dikkatimi çekiyor biliyor musunuz? Mahalle kasabından benim ölçüm bellidir. Yani ben az az böyle günlük almayı çok severim. Hani et tavuk ürünlerini öyle stok yapamam yani. Mesela bu köfteyi böyle yapmışsam dolaba böyle koyarım. Yani kıyma halinde yapamıyorum, bilmiyorum. Yaptığım zaman onun tadı değişiyor ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. İşte buradan ne ki şu 100 liralık kıyma. Mahalle kasabından aldığımda daha az oluyor. Yukarıdan aldığımda daha fazla oluyor. Bilmiyorum niye. Hiç kilo fiyatlarına da bakmadım yani. Öyle gidiyorum. Alıyorum 300 liralık falan. Tavuk alıyorum. Kıyma alıyorum. Onları öyle yemeğini yapıyorum. Öyle alıp yığ çıkar. Ya, tabii ki yapanlarınız muhtemelen vardır ama yani burada hemen çocuğu göndersem kasaba gidebiliyor. Ondan dolayı bu tarz şeyleri çok almıyorum. Stok olarak sıvı yağ, deterjan. Stoğunu çok severim pirinç. Artık bu akşam pirinç pilav öyle bir şey de yapmayacağım. Dolma biberi zor bitti diyebilirim artık. Pirinç falan. Kızartma, çorba, köfte, salata, tamam. Bir de dün akşamdan tavuk var o şey. Onu da çıkarım ortaya ısıtırım. Çocuklar yine yer onu. Biz de yeriz. Dolma biberi ziyan olacak diye böyle var ya. Şeyden döndü o ya. Son anda. Ziyan olmaktan. Bugün kızlar yedi. Gitsin ya. Hiçbir şey ziyan edilecek gibi değil yani. Şeyi... babamla konuştum dedi ya, bazıları o ayrıntıyı kaçırmamış, ne konuştum diye. Bir konu oldu. Ben onun üzerine aradım babama. Hani babamla aramızda bir şey vardı desem yalan olur. Bir dönem onun da yanında kalmıştım ayrıldıktan sonra. Konum başka bir konuyla ilgiliydi. Babamı aradım.
Allah'ım şu kadar kıyma var. Hiçbir köfteye ilave edemiyorum şu anda yani. Hepsi aynı ölçüde olduğu için. Hiç küçük de yapmamış mıyım? Dur sanki şu. Yok, bu da değil. İşte. O kişiye mesaj attım. Erkek kardeşime. Bana göre yanlış bir şey onun yaptığı. Açıklama yapmıyorum bununla ilgili. Bilenleriniz biliyor zaten. Herkes herkesle görüşebilir ama bu kadar da yani. Değil o, değil yani o. Neyse o konuyu geçiyorum. Onunla ilgili aradım babamı. Babam da doğru bulmadığını söyledi. Neyse konuştuk. O konularla ilgili neyse oraya atladık. Çok özlemiş beni. Ben de özledim. Özlemedim değil yani. Babam yani sonuçta. Belki bu kadar ayrı kalmak hani nasıl normal geldi bana. Ya zaten parçalanmış ailenin çocukları daha farklı olduğu için bununla ilgili ne söylesem az olur yani. Bayramda bu İstanbul tarafına gelmeyi düşünüyormuş. Ah bayramda da annem gelecek. Annem varken babam olmaz. Hep böyle araftı yani. Hep hayatımız araftı. Ben Giresun'da olduğumda zamanda o varsa o yoktu. O yoksa o vardı. O geliyorsa ben gelmiyorumdu. Zaten ben bir sünnet yaptım Göktuğ'a. En hasta olduğum dönemdi Göktuğ'a sünnet yaptım. Sağ olsun babamın çok faydası oldu ben Göktuğ'un sünnetini yaparken. Ciddi anlamda manevi olarak babam ayakta tuttuğu zamanlar oldu beni. Bunu inkar edemem. O diyordu o geliyorsa ben gelmiyorum. O diyorsa o varsa ben gelmiyorum. Yine burada da bu sıkıntı beni buldu. İlerleyen zamanlarda gelecek babam. Zaten ben tahmin ediyordum. Emekli olmuş, emekli olmuş işte. Çalışmaya da devam ediyor. İyi sevindim onun adına. O babamla durduğumuz evinde su sıkıntıları varmış. Bir şeylermiş. Yani benim bir babamın bir evi var. Yani kendi evi değil. Kurulu düzenli bir evi var. Bana hep yorumlarda o sorular geliyor ya, çocuğun kimsesi yok, evi yok falan. Hayır, evi var. Tercih yönünden farklılıkları var. Kendi bilir. Yani öyle kimse sahipsiz değil. Çok da hani bu konuya girmek istemiyorum. Sonra Göktuğ çok şaşırdı babamla konuşmama. Babam birçok kere benimle hani iletişime geçmeye çalıştı. Ablamla haber gönderdi. YouTube'a çok yorum yazdı. Kızım bana ulaş falan diye. Ben biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyordum. O zaman dünmüş işte. Dün konuştuk bayağı bir. Dün akşam da mesaj atmış bana babam. Göremedim. Nasıl göremedim biliyor musunuz? Şimdi ben hattımı taşıdım dedim ya. Hattım kapanmış. Gitmiş hani. Operatör gitmiş. Yeni hattı takmam gerekiyor. Ben de bunu fark etmedim dün. Dün fark etmemişim. İnternet, WhatsApp üzerinden kullandığım için hani ondan dolayı görememişim. Ama bir sorun yok şu anda. Hani arasam direkt konuşuruz. Ne haber? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Buradaki hayatımla ilgili her şekilde görüşüyoruz yani. Bir sıkıntı yok. Buraya da geldiğinde bayrama aynen gelecek. Bayramdan sonra da ne zaman artık babamın izni bayramdaymış. Hani ay ne zaman ayarlar. Bilmiyorum ne olur ikisi bir anda gelmiş. Yani olmaz.
bir anda. Ya böyle. Önceden babamla konuşup cam açık, balkon açık birbirimizi görüyorduk tabii. Şimdi o şeyimiz yok. Allah'tan teknoloji var. Teknoloji varken her şey var. Uzakları yakın ediyor. Öyle yani. Bunda ufak bu kadar bahsetmiş olayım. Biraz rahatladım ama hani gelen yorumlara bu konuda cevap veremiyordum. Videoda cevap vermiş oldum. Yani babamın kurulu düzenli bir evi var.